Hatırlayacaksınız Mart ayında bir helikopter kazası gündeme gelmişti ve böyle o helikopter kazasının sisi pusu pek fazla aydınlatılmamıştı. Ee, Irak hükümetine verilen 14 adet AS-350 tipi Fransız-Alman ortak imalatı Airbus'un yaptığı helikopterlerden ikisi havada çarpışmıştı. Tamam bu bir havacılık kazası ama içindekiler Türkiye'nin çok tepkisini çekmişti. Bölücü terör örgütü PKK uzantısı YPG'nin sözde komutanları diyorlar onlar. Bu kazada ölmüşlerdi. Şimdi bu helikopterler neden verildi? Bunlar sivil helikopterler. Ancak güçlü motorları sayesinde performansları yüksek helikopterler bunlar. Bu bölgede ne yapıyorlar, ne uçuyorlar? Bunlar gerçekten Türkiye'nin tepkisini çekmişti. Hatta dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da sert bir şekilde bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. İki helikopterlerini kazada kaybettiler. Irak tesciline ait bu helikopterler fakat helikopterlerin görevlendirilmesi kağıt üzerinde bunlar Kuzey Irak'taki o bölgenin yönetimine devredilmiş durumda. Onlar da kendi böyle bir özel bir tim oluşturmuş. CTG diyorlar buna. Terörle Mücadele Grubu Türkçesi. Buralarda bu helikopterleri kullandıklarını ifade ediyorlar. Ama yolcuları görüyorsunuz bölücü terör örgütü PKK ve uzantısı YPG'nin. Bu da gerçekten Türkiye'nin büyük tepkisini çekmiş durumda. Şimdi bu konuyla ilgili e, durdular işte Mart'tan sonra. Geçtiğimiz gün tekrar bir gelişme oldu. Ve Barzani bölgenin işte en önemli hem devlet oradaki özerk bölgenin yöneticisi hem de ekonomik açıdan çok güçlü. Barzani ailesi yeni bir video paylaştı. Bu videoda da CTG olarak adlandırdıkları bu sözde terörle mücadele grubunda bir tane EC-225 tipi. Yine Airbus helikopterini imal ettiği bir helikopter görüntüsü ortaya çıktı. Bu helikopter siyah renge boyanmış. Herhangi bir tescil yok üzerinde. Bu helikopterin yanında da yine AS-350 o düşen helikopterin benzerlerinden yer alıyor. Yanında da 2 adet Black Shape olarak adlandırılan pilot öğretmen ve öğrenci pilotun iki pilotun arkalı önlü tandem olarak oturduğu ultralight sınıfı çok hafif sınıfta da bir e, uçak, iki tane de uçaktan olması dikkat çekiyor. Önce EC-225'e bakacak olursak malum bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hem kara hem hava kuvvetlerinde kullanılan AS-532 Cougar helikopterlerinin bir belirli bir daha değişik bir varyantı bu, değişik bir modeli. E, bu helikopter yaklaşık 20'nin üzerinde yolcu veya asker taşıyabiliyor. Helikopter hem askeri anlamda kullanılabiliyor hem de sivil anlamda özellikle petrol platformları için kullanılan orta ve büyük kapasitede gerçekten oldukça güçlü bir helikopter. Bu helikopter Kuzey Irak'ta ne yapıyor? Gerçekten merak edilen bir konu. Gelelim Black Shape'e. Bunlar deneysel sınıfta Black Shape'in bir kısmı homebuilt olarak adlandırılan. Havacılıkta eksperimental, deneysel, evde alıp parçalarınızı yapabileceğiniz bir uçak veya hazır mallar. Nereden geldiler? Biraz bunlar soru işareti. Bu uçağı da şuradan hatırlayacaksınız. Bir dönem Türk Hava Kurumu bir uçak fabrikası kurmuş ve T-19 olarak adlandırdığı bu uçakları hava kuvvetlerine veya kendi içinde kullanmak üzere bir öneride bulunmuştu. Kullanım hakları bu uçağın Türkiye için satın alınmıştı. Bunlar açık şeyler kullanmak, hakkını alabilirsiniz, üretebilirsiniz. Ee, ama bunlar sonuçta hani en fazla pilot eğitimi verebileceğiniz ki pilot eğitimi vermek için de başlangıç oldukça süratli uçaklar. Ee, anca ancak buralarda kullanabilirsiniz. Daha fazla herhangi bir böyle bir işte bir silah takamazsınız, bir şey takamazsınız ama sonuç olarak Barzani'nin e, paylaştığı bu görüntüler özellikle bu kuzey Irak tarafında e, ciddi bir hava kuvvetleri oluşumuna doğru hava araçlarının artması sıkıntı. Çünkü helikopter dediğiniz zaman yarın öbür gün çok alçaktan uçan bu helikopterler radardan tespit edilmek oldukça güç. İşte buralara işte gördüğünüz kazada sözde PKK'nın komutanları çıkıyor bunun içinden. Burada ne yapılacak? Bu helikopterlerin hareketleri niye buraya helikopter veriliyor? Ne amaçla kullanılıyor? Nereye ne aktaracak? Bir de şimdi hani AS350 vardı, üstüne daha büyüğü geldi. Bu iş nereye doğru gidiyor gerçekten bu konu Türk makamları tarafından da dikkatle takip ediliyor ne olacak ben de sonucunu merakla bekliyorum